Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Animal Revolt Battle Simulator'e hepiniz hoş geldiniz. Bu sevgili dostlar, kendi ürettiğiniz efsanevi yaratıkların, efsanevi canavarların savaştığı bir oyun efendim. Bir savaş simülatör diyebiliriz temelinde ama esasında yaptığınız ne kadar güçlü bir karakter var, bu güçlü karakterle neler yapabilirsiniz, oyun bunu görmenizi istiyor. Belli bir campaign modumuz var efendim. Bu campaign modunda önce insan olduğuna karşı mücadele veriyorsunuz. Sonrasında gorillerin yükselişi, ardından fantastik canavarlar, ölüler diyarı ve first person modunda ateş edebildiğiniz bir harita var. Tutorial'ı kim oynar, tutorial'ı kim takar diyerekten direkt insanlarla savaştığımız diyara giriyorum efendim. Kendi yaptığımız custom karakterleri kullanabiliyor muyuz? Yoksa şey mi yapmalıyız bilmiyorum. Hazır ünitelerimi kullanmalıyız bilmiyorum. Öncelikle karşımızda kılıçlı, kalkanlı askerler var efendim ve ben insanlara karşı insanları kullanabiliyorum galiba. Peki ünite create etmek istiyorum desem? Ne dersin bana? Sanırım başlıyor. Peki. Şimdi o zaman bu adamların karşısına zoom in zoom out yapamıyor muyum ya? Bu adamların karşısına Spartalıları koyalım. Evet, 17 birim atıp $238 fight'ı başlatmış olduk. Savaş seslerini biraz kısacağım. Şimdi hayvanları devreye sokuyor. Bir saniye. Savaş sesini bir tık kısalım. Dil olarak Türkçe dil desteği yok diye biliyorum. Aynen, doğru biliyormuşum. Dil olarak Türkçe dil desteği yok. Kontrollerden zoom in zoom out. Ünite rotasyonlama muhabbeti. Ayarlarla oynayamıyorum galiba. Ve sanırım zoom in zoom out yok. En son güncelleme Nisan 26'da gelmiş bu arada. Gayet güzel. Peki. Girelim ve campaign'den devam edelim. Hayvanlara karşı bir mücadele vereceğiz bu sefer. Filinden zebrasına, gergedanına, bütün ünitelerine kadar hepsi burada. Peki, biz tekrar insan kullanabiliyoruz ama insanların arasına Romalılar, okçular ve atlılar gelmiş, kanatlı husarlar. Bir şey diyeceğim, acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz? Maksimum 40 ünite kullanabilirsin $400 kadar diyor. Öne Romalılardan oluşan, bunlar da mı $10? Aynen. Öne Romalılardan oluşan 20 kişilik bir ünite, tamam mı? 20 kişilik bir güruh. Arkasına 10 tane okçu buraya. Bak 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane okçu şuraya. 2, 4, 6, 8, 10. Bakalım böyle bir mücadele verilebilir mi acaba? Önde 10 tane tank var. Yanlardan ok yağdıracaklar. Bakalım savaş nasıl sonuçlanacak? Ortalık feryat figan olacak galiba. Ama bizim okçu bölme taktiği bence işe yaradı. Deli deli ettiler kendilerini. Deli deli ettiler ama Q ve E ile zoom in zoom out yapılıyor. Evet, garipmiş. Kazandık sevgili dostlar. Ooo, dinozorlardan tutun robotlara kadar birçok şey var ya. Şimdi bir diğer campaign haritasında bu sefer böcekimsi yaratıklara karşı savaşacağız. Dev karıncalar. Devasa akrepler. Evet, savaşacaklarımız bunlar. Ne kadar hızlı gidiyor olabilirler ki? Yani insanoğlunun verdiği bu savaşta
Şöyle U şeklinde. Hilal takviye şeklinde. Bir okçu grubu salsam ne yapabilirler ki? Aa, haddinden fazla hızlılar galiba. Evet, ve bizimkiler tahmin ettiğim kadar hızlı değil. Ben okçuları böyle bir şekilde halledebiliriz zannettim. Ey, bu hoş olmadı. Bu hoş olmadı Joe. Oy. Tamam, akrebi falan hallettik de şu solucanlar kötü. Birader kayıtlar mısın? Senle oynayabiliyor muyum ben? Au. Arkadaki solucanları görmedim abi. Arkadaki solucanları görmedim. Bu solucanlar bizi eme eme gelecekler galiba. Efendim sevgili Webbane Fraud 6. ayında iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim dostum. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Yok, burası restart'a gitti. Burası ne yazık ki restart'a gitti. Çünkü yemedi. Her şeyi bir temizle. Peki bunlarla savaşacak 30 tane Romalı iş yapabilir mi? Ya da 20 Romalı ve 20 Romalı'nın akabine. Abi şunu bir banlamayın da bir anlatsın derdini ya. Dostum hiç işin gücün yok mu? Yaklaşık yani kaç 4-5 gündür falan sadece bana küfür etmek için hesap açıp Prime'la abone olup sonra hesabını falan siliyorsun. Hani derdin ne diyorum? Söyle çözelim, konuşalım. Konuşmaya da yanaşmıyorsun. Ne yapabilirim ki senin için yani? Garip. Rica ederim Bedirhancığım. Sağ olasın, hoş geldin. Aynı kişi mi? Bilmiyorum abi. Benim sülaleyi ortaklaşa dönen biri var mı? Öyle mi gözüküyor? Benim sülaleyi ortaklaşa dönüyorlar değil mi? Tövbe yarabbim ya. Bak az önce geldi. Yarım saat bir küfür etti ama nasıl böyle yani. Allah kitap durmuyor usta çocuk. Ondan sonra bir yarım saat durdu. Tekrar hesap açtı geldi. Herhalde bedava. Lara Falay. Primer avantajıyla ikinci ayından. Teşekkür ederim Lara Falay. Sağ olasın, hoş geldin. Bak bu arada solucanlar falan iyi. Ya solucanlarla iyi mücadele etti koyduğumuz Romalılar. Romalılar önde oyalarken arkadaki okçular tık 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 sıktı. Yo, banlamıyorum canım. Konuşsun hani ne istiyor? Sıkıntı ne? Çözelim. Oyunun sesi fazla. Kısayım aşkım. Kısayım bebeğim. 5 gün oldu çünkü. Yani normalde bilmiyorum. Ben 5. güne salardım ya öfkelendiğim konuyu. Olgun olsa takmayacağım değil. Yok, yani takıp takmama meselesi değil ki. Sıkıntısını merak ediyorum arkadaşım. Bir de herhalde kendini ulaşılmaz zannediyor. Yani yeni hesap açıyor, geliyor. Önceki hesaplarını siliyor, tamam mı? Hani artık diyor misal bu hesaba ulaşılamıyor, bu hesaba erişim sağlanamıyor diyor. Önceki hesaplarını siliyor, kendini ulaşılamaz zannediyor galiba. Hani şunu merak ediyorum ben. Yasal yoldan hakkımı arayıp ettiği bütün küfürleri mahkemede fitil fitil burnundan getirmemem için neye güveniyor? Bunu merak ediyorum. Derdi ne? Onu merak ediyorum. Telefon doğrulaması falan kapalı bu arada. Dilediği zaman yazabilir ama... Bilmiyorum, belki bir blok halinde şu an şey yapıyor olabilir. Şimdi dostlar burada dinozorlara karşı bir savaş vereceğiz. Tabii ki dinozorların türlerini bilmiyorum da çok fazla ark oynadık. Utanmasam buna Yutanosaurus derim. Buna da Raptor derim de yok ya, Raptor için fazla iri. Karno. Peki hala mı insanlarla oynayabiliyorum sadece? Dodo yok mu? Bilmiyorum. Şu an ben hazır campaign modunda oynuyorum. Yani oyunun yapımcısı karşımıza bir zorluk koyuyor. Biz de bu zorluğun üstesinden gelmek için çabalıyoruz. Eğer kenarda köşede, çalıda bir yerde gizlenen birisi yoksa
Öne bir Spartalı savunması. 10 kişi, 15 kişi falan. Öne bir Spartalı savunması yaparız. 10-15 kişi. Yanlara gene okçu doldururuz. Sizce Spartalılar bu işin üstesinden gelebilir mi? En olmadı yatarsak atlıları deneyeceğim bu arada. Taşın üstüne koyabiliyor musun? Koyabiliyorum da hareket ediyorlar, yürüyorlar. Yani okçuları oraya koyup orada tutamıyorum ne yazık ki. Otomatik fight başladığında birbirlerine karşı harekete geçiyorlar. Şimdi şöyle bir buraya bir Spartalı dairesi oluşturalım, tamam mı? Burada bir Spartalı hattı var. 12 kişi bu Spartalı hattını tutuyor. Ya da şöyle 15 kişi. Kalan o bunlar 10 dolar alıyor. 190 dolarım var. Yani 19 ünite daha koyabiliyorum sahaya. Şöyle şu kenara ups yanlış koydum da dönerler önlerine. 9 okçuyu bu kenara koysam kalan 11'im okçuyu bu kenara koysam koyamıyorum. Param bitti galiba. Param mı bitti? Adam limiti bitti. Maksimum 30 diyor. O zaman şöyle yapacağız. 6'ya 6. 6'ya 6. Kalanına da 3 Spartalı daha. Dinozora direnebilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Küçükler varmış. Abi Spartalılar dinozorlara karşı ve alıyorlar galiba. Taşların üstünde kalmıyorlar paşam, hareket ediyorlar. Okçu taktiği işe yarıyor bak, böyle yan yana ayırınca işe yarıyor. Onların elleri mi var? Yani varmış demek ki. Şimdi de otoburlara karşı bir mücadele vereceğiz galiba. İnsanoğlunun gücünü, kudretini kanıtlamak için keşke birazcık daha ekipmanımız falan olsaydı hocam. İnsanoğlu garip gureba yaratıklara karşı, gudubet yaratıklara karşı galiba. Evet, okçular menzil içinde hareket etmeyebilir. Haklısın Este. Doğru bir noktaya parmak basmış olabilirsin. Peki, insanlar hala aynı. 30 birim insan kullanabiliyorum. Burada gene Spartalı savunması ve okçu. Aklıma gelen en mantıklı yöntem gene bu. Spartalı savunması ve okçu. Okçular arkada dursa peki? Dur, yemez galiba. Şöyle çevirdin. 4 adam buraya, 5 adam da yukarı konur en baba. Ama boş yani onlar. Timsahları falan durdura. Oo! Triceratoplar vurduğu gibi iteledi. Abo. Okçu yemedi. Okçu yemedi burada. RBS diye geçiyor sevgili Efe İbrahim ama RBS. Animal Revolt Battle Simulator şeklinde. Yemedi. Üzgünüm. Bunu değiştirmemiz gerekecek. Oy.
Oyunun is evet oyunun ismini vermiştim zaten. Bizde bu arada bir bekleme süresi falan var mı? Sanırım abonelere bekleme süresi geçerli değil. Ha, okey. Burası için kanatlı hüsarları deneyebiliriz belki. Kanatlı atlılar. Gayet güzel iş yapıyor olabilir. Üstelik bir de elemanları bölerek kullanırsak çok daha faydalı olabilir. Şuradan hatta birazcık asker çıkartalım. Onu da buraya koyalım. Pekala. Deneyeceğim. Haydi bakalım. Kanatlı husarlar bir göstersin gücünü. Abi. Aa, olmuyor. Çıkartamıyorlar ki. Demet çıkartamıyorlar. Özellikle şu triceratoplar mahvediyor ortalığı. Burayı nasıl geçebiliriz ki? Yani insanoğluyla oynamak bu kadar da eğlenceli değil gibi. Bin atına geri bin, atına geri bin. Hatta çifte atıyor da. Peki full mızrak Romalı lejyonerler. 30 tanesi birden aynı anda mızrak attığını düşün. 30'u birden. Nasıl olur sizce? Deneyeceğim. Tapınak şövalyelerini ve normal adamları hiç denemedim. Bak direkt en öne koyuyorum adamları. Niye? Triceratopslar daldığında dumur etsin diye değil. Ellerindeki mızrakları ha şöyle aynı anda fırlatırlarsa iki büyük baş devrilir. Benim de niyetim oydu. Kalanı da timsahlarla 1v1 mücadele. Sanırım timsahları alacak gibi ha. Timsahlar alacak gibi muhabbeti ne diyorsunuz? Şurada bizim bir kalabalık grubumuz var. Bu kalabalık kısım timsahları halledebilir belki ama 2 oradan geliyor, 2 oradan geliyor, 4. 4 timsah 5 insanı patlatır ya. Peki. Bu sefer şöyle yapalım. Sayıyı azaltıp kaliteyi arttıralım. Yani full Spartalı onlar da mızrak fırlatıyor. Bu adamları üzecektir. Böyle Spartalı sayımızı arttıralım arttırabildiğimiz kadar. Elimizdeki 300 dolar bu kadarına yetti. Pekala. Aa, Spartalılar mızrak fırlatmıyor ve darma duman oldular ya. Anında. Öteki Romalı taktiğine devam etmemiz gerekiyor bizim. Çünkü canımızı okudular hocam. Canımızı okudular. Kelimenin tam manasıyla. Spartalılar da yemedi. Peki, şunu deneyeceğim. Şunu deneyeceğim. Romalılar iyiydi. Ama Romalıları bölelim. Yani Romalıları ne şekilde bölelim biliyor musun? 5 buraya, 5 buraya koydum. 5 buraya,
5 buraya koydum. Şimdi biri buradan biri buradan vuracak, bunları anında mıhlayacak. Bununla beraber bir 10 tane de şuraya bir grup koyalım. Maksat hepsi ortada cephanesini tüketmesin. Burada böyle bir miktar, bak 10'ar tanesi bossları devirmeyi başardı, tamam mı? Burada ana grup timsahlarla uğraşırken yukarıdaki 10'lu fight'ı alıp gelsin diyeceğim de, yukarıdaki 10'lunun spatula çıkar. Kılıç sallamakla haberi yok hocam. Yukarıdaki 10'lunun spatula çıkar gerçekten şey böyle. Ama yok yok, tamam, kalabalık grup halletti, en azından ötekiler oyaladı. Öyle düşün. Romalılar aldı bu arada. Romalılar aldı. Yani burada bazıları bug'da kaldı çocuklarım. Beyler bir tur geri vites yapın. Geri vites yapıp öyle bırakayım sizi. Geri vites, geri vites, geri vites. Tam gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Timsahlara takılmalarına rağmen aldık. Ne zorlu mücadeleymiş ya. Bak ilk aşamayı zar zor hallettik var ya. Pekala, bir tur daha dinozorla kapışalım. Dinozorlarla kapışalım. Ardından gorillere geçirecek. Bakalım, herhalde o gorillerde de elimizden geleni yaparız ya. Şimdi yılanlar var. Su aygırları var. Zırhlı bir Ironclaw var. 280 altının var ve buraya 30 tane savaşçı koyabiliyorum. Yani şuradaki taşların üstü falan diyeceğim de, yani dediğim gibi menzile girmediği için aşağı ineceklerdir mutlaka. Modern insanlar var burada. Tamam. 3,5 dolar, 8 dolar, 20 dolar, 25 dolar. Shotgun'la dalsalar. Bak bir saniye, şöyle yapacağım. Shotgun'la dalacak elemanları şöyle bir ayırıp geldin. 10 tane, tamam mı? Buraya sinirli Joe'lardan koydun. Sinirli Joe. Tam 280 paramı harcadım bu arada. En olmadı şeyi falan deneriz ya. Shotgun'la ateş ediyorsun. Vallahi bizim shotgun'la ateş edenler halleder diye düşündüm ama... Oğlum o yılan ne? Yedikçe büyüyor mu? Bu ne bu? Modern insan dediğinde de elinde shotgun var ha modern insanın. Tısladı. Tısladı bu arada. Şöyle... İki tane okçuya güvenip kalanını kızgın Joe'lardan, tamam mı? Arbeletliler patlayıcı ok sıkıyor. Tam ortadakiler oyalarken artık bizim arbeletliler patlayıcı ok sıkıp mevzuyu halletti, halletti. Onlar çok büyüyor ya. O neymiş öyle? Hadi babu. Tam biri öldü. Arkadakilerde durum nasıl? İş kötü. Ya bu yılanlar aniden mi büyüyor? Kenara köşeye soteledi aga, ben mi göremiyorum? Hiç anlamıyorum ki. Peki modern insanlar yerine çalıda var. Ben renk körüyüm, göremiyorum ki. Çalıya yatırmış boylu boyunca. Lan dedim ben de, yılanlar kil aldıkça büyüyor mu? Abi aynı taktiği yapsak, yani bak aynı taktik.
5 Romalı buraya. 8 Romalı buraya. 8-10 Romalı hatta. Bir 4 Romalı buraya. Hani mızraklarını fırlatacaklar. Anladın? Bak mızraklarını fırlattılar. Ön board elendi. Kalan 28 adam bunlarla uğraşacak. Şunlar basilisk midir nedir ya? Oy. Yeteneksiz Gamers 2013. Yok abi, insanoğlu bunlara karşı koyamıyor. Buldum. Hiç önde mücadeleye yer bırakmayacağım. Sevgili Merep Rockal'ın dediği gibi yapacağım. Arkadaki arbeletçi sayısını arttırıp öne 3,5 dolarlık savunmalardan yerleştireceğim. Öne 3,5 dolarlık savunma yerleştirirsek gayet iyi olacaktır gibime geliyor. Şimdi buradan geldin. Öncelikle crossbowcular bak. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Tamam mı? 3 buradan. 3 buradan baktı. 6 taneye çıkardık sayıyı. Önde de oyalasınlar diye koyduk. Hiç etki etmedim ya. Board'u ikiye böldük. Basiliskler damage yemiyor bu arada. Şu basiliskleri öldürecek bir şey lazım ya. İlk tur direkt patlıyor bunlar. Puan hiçbir işe yaramıyor dostum. Yayında ne kadar zaman geçirdiğini öğreniyorsun sadece. Puanla alakalı hiçbir durum yok. Peki. Şimdi. Shotgun'lıları kullanıp bölsek. Şu basiliskten biri devrilse... Aa, devrildi. Gerçekten bir basilisk devrildi ama... Arka plan çok fena ya. Feryat figan. Abi insanoğlunun amel defteri sürekli kapanıyor. Ben buna ne yapacağım ya? Unit Creator da çalışmıyor. Yani insanları böyle klonlayıp bambaşka bir şey de yapamıyorum. Abi eski toprak, yani eski taktik yapacağım. Eski toprak çoğu. Nedir eski toprak taktiği? Öne tankları ayarladım. Arkaya da okçu koydum. Tank miktarını biraz arttırıp okçu sayısını arttırsak belki. Ya belki öndekiler oyalarken eski toprak taktiği işe yarar ya. Tabi basiliskler birilerini hedef alıp indirmezse. O gergedanlar adamla sörf yapıyor adeta böyle, bak ağzında alıp çeviriyor falan hocam. Tamam, basilisklere gidin ne olur. Eyvah, basiliskler bizim okçu grubunu yedi. Geriye sadece basiliskler kaldı ama. Hay amık, ne sıkıntılı üniteymişsiniz ya. Ne sıkıntılı üniteymişsiniz ya. Birader IQ'm yetmiyor. Geçemiyorum. Ama deneyeceğim. Öne Spartalı, arkaya Shotgun deneyeceğim. Şu basiliskler olmasa hakikaten her şey çok güzel olacak da. Abi öne tank olarak koyduk birkaç tane Spartalı.
10 tane Spartalı koyduk. Modern insanlardan eli şatkan tutan adamları yerleştirdik. 280'de 280. Armadura canımızı yaktı. Basiliskler var ya. Vay ananı basiliskini ya. Evet abi, insanoğlu eline alıyor. İnsanoğlu kaybediyor. Gerçekten insanoğlunun şu an ne yapması gerektiğini bilmiyorum. İnsanoğlu beni üzüyor. 2 wave yap, öne koy Romalıları, zırhlıyı devirsinler. Arkaya at, şey yapsınlar. Mızrak fırlatanların arkasına şatkan. Abi yılanlar alan mı saldırıyor, ne yapıyor bilmiyorum da bak bir şey söyleyeyim mi? Arkadaş bana güzel bir fikir verdi. Öncelikle şuraya bir 10 tane Romalı koyarsam, bu 10 tane Romalı adamı devirdiği için burada orduyu dağıtamayacak. Aslında şöyle yapılabilir. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Buraya 10 tane Romalıyı koyduk. Bekle. 4 buradan, 4 buradan, 2 ortadan. Bu 4 Romalı hemen buna mızraklarını fırlatacak. Bu devrilecek. Ardından. Üç Romalı buraya. Üç Romalı aşağı. Bu üç Romalı da birer tane yılanı alsa mevzuya gergedanlar girecek, tamam mı? Mevzuya gergedanlar ve basiliskler gelmeden. Bak bu basiliskler arkadaşın dediği gibi alan saldırıyor. En azından arkadaki okçuları ayırabildiğimiz kadar ayırsak. Sevgili Tankız Primer avantajıyla 5. ayında teşekkür ederim Tankız, sağ olasın. 5. ayın kutlu olsun, eyvallah. Yeterince ayırabildik mi bilmiyorum da daha nereye ayırayım onu da bilmiyorum. Adamı kaldıramadık anasını satayım, tamam. Evdeki hesap çarşıya uydu mu? Uydu. Okçular farklı farklı koordinatta. Alalım lan bu sefer. Aldık galiba bu sefer. Bak tek bir basilisk kaldı. Oyalan piyadelerle. İşte bu be. İşte bu be. İnsanoğlunun zaferi ama benim mentalin çöküşü sevgili dostlar, gerçekten. İnsanoğlu bir zafer kazandı ama benim zafer benim mental çöktü gerçekten. Okey. Şimdi insanoğlu gorillere karşı. Modern insan da kullanabiliriz, normal adam da kullanabiliriz. Peki, ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu adamlar ne kadar kuvvetli? İlk başta bunu bir test etmemiz gerekiyor, tamam mı? Yılan yok, bir şey yok arkada. Bunlar dümdüz goril. Gördüğüm kadarıyla bu adamların öne koydukları adamları zırhlı. Romalıları, sevgili Getto Muro, Prime avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin Getto Muro, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum desteğin için, sağ olasın. Peki. Bu adamları 10'ar tane Spartalıyla, daha doğrusu 10'ar tane Romalıyla vurdurup yanlardan ok atışını yapıştırsam. Aklıma gelen bu. Yanlardan 10'ar kişinin ok atışı. Çok basit bir taktik ama neden işe yaramasın? Ya tam tahmin ettiğim gibi yani, gerçekten goriller amel defteri kapatıyor ama öndeki Romalılar oyalanırken
Yandaki okçular iş yapıyor bak. Okçuları ikiye böldüğümüz için tek bir yere de gidemediler. Abi tertemiz. Tertemiz, tertemiz. Gorillerin eline verdik. Daha neler var insanlığın savaşacağı? Bu ne? Bu ne bu? Aa. Getto Muro. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel dileklerin için çok çok sağ ol. Estağfurullah canım. Niye sevmeyeyim? Ya o bir aramızda şey. Makara muhabbet. Ne geldi? 50 kuruşluk şemsiyeli adam. Zaten bu el benden bunu kullanmamı istiyor galiba. Ne yapacak hocam bu ayılara karşı? Geriye sürmeyi mi deneyeceğim? Tam 70 tane ünite mi koyabiliyorum böyle? Evet, 35 tane ünite koydum. Ha, onlar bunları kovalarken bu kutup ayılarını avlayacak bir şey. Anladım. Darth Vader 3. ayında bu arada. Teşekkür ederim Darth Vader. Sağ olasın. 3. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Ben bir tanesini şurada tutsam o zaman yetmez mi? Oyun diyor ki yani burada taktik yap diyor. Ama düşse buradan da aşağı düşerdi. Bence buradan aşağı düşmeyecek. Peki. Kal, kal. Kal olduğun yerde. Sakın kıpırdama. Sanırım ikisini de ısırdılar. Peki. Atlı kayıtlar mı? Yakalayıp yiyorlar bu arada yakalayıp. Tamam gel. Bunlar ölmüyor bu arada. El hücum! Yattı. Yani yer şekillerini kullanmak dışında bana burada aklıma bir şey gelmiyor ama. Tek adam dur. Ağzına sıçayım. Adam yere düşerek öldü zaten. Adam yere düşerek öldü. Yok ortalayamıyorlar kayayı. Şu büyük kayaya mı oturacağız acaba ya? Büyük kayaya otursak ve yani kimse kıpırdamasa aslında çok hoş olur da. Yani ünitelere kıpırdamama emri versem. Kal. Biri bile başaramadık. Yok abi adam kayaları ona göre yapmış. Adam kayaları ona göre yapmış. Direkt dümdüz gidiyorlar. Ve bu ani hücuma ne yapabilirim bilmiyorum. Abi aklıma gelen en mantıklı şeyi söyleyeyim. Clear attın. Modern insan kullanacağız. Farklı yerlere attığımız yemleri onlar kovalarken 4 dolar harcadık galiba bu arada. Bizim shotguncı Joe'lar bunları avlayacak artık ne diyeyim. İnşallah bizim shotgunlular arada kaynamaz. Arada kaynadı. Aşağı düşmüyorlar bu arada. Mümkün değil.
Bizim şatkancı oğlan arada kaynadı. Ya birader, bir bu köşeye, bir bu köşeye. Ortaya da ver bana antik insandan kanatlı husarı. Gel. Burada alan kesmece. Döneceğim, vur. Biri bir şey mi demişti? Biri bir şey mi demişti ha? Kite mekanikçi o. Kite mekanik. Basiliskli bölümü nasıl geçtim? Mızraklı kullandık paso. Romalı kullandık. Romalılar fırlattı mızrağı, geri çekildi. Yandan okçular şey yaptı, yardırdı. Yani bir şekilde ilerledi işte. Dostlar bu arada şaka maka ilginç, güzel bölüm oluyor. Yani benim hoşuma gitti. Önceden bir kere oynamıştık ama uzun zaman olmuştu. Hoş oldu bence. Bir el daha oynayalım, ondan sonra artık insanoğlunun bu canlılarla mücadelesini bir kenara bırakalım. Şimdi bu makineye... Ne bu? Bu ne bu? Zırhlı su aygırı ve yaban domuzları. Gene mi? Şey diyeceğim, kayıtlayabiliriz bu arada. 300'lük limitim var. Aklımı vurdular. Tertemiz. Tertemiz. Hayır, hızlıca geçtikçe devam edesim de geliyor. Aa, bir de ejderha var. Tadı kaçıyor mu? Kurt adamlar var. Tadı kaçıyor mu yavaştan? Galiba tadı kaçıyor abi. Galiba tadı kaçıyor. Modern insanlardan. Ya kurt adamlar buraya çok fena gelir bu arada ya. Abi bir şey diyeceğim. Bak. Şu kalkanlılardan çekiniyorum. Kalkanlılardan çekiniyor olmasam. Full Romalı bir diz bakayım. Oo, okey, 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 tamam. Kalkanlar halledebiliyor da karıncalar, örümcekler ve devler. Gerçekten çok garip bir fight ruhu. Peki şimdi. Şöyle yapmak istiyorum. 4 Romalı buna, 4 Romalı buna sıksa. Okey, 4'te patlıyor, 4'te patlıyor. Okey. 4'te patlıyor ama bayağı geri çekilmek lazım. Bu hizadan 4 Romalı buna. 4 Romalı buna sıktı. Okey, hala üst taraftakileri, alt taraftakileri biraz daha geriye doğru çekmem gerekiyor. Şunları biraz daha geri aldım. 4'er tane onlar koydu. Şimdi peki. Asıl soru şu. Bunların tam ortasına koyduğum 12 kişilik bir grup. Patlamadan etkilenecek mi? Etkileniyor ve diğerlerinden nişan almıyorlar bile. 4 tane adam koyup böyle patlayıcıları ortadan kaldırmayı hedefleriz. Sonra ne yapacağız? Büyük bir okçu grubu. Sinan abi valla
Atla drifti çaktık ya. Bu oyuna benzeyen oyunlar var, evet. Yani TAPS arkadaşın dediği gibi Total Accurate Battle Simulator müydü neydi? O bayağı benziyor. Ona bayağı benziyor. Peki bir yere şöyle okçuları yığsak ve ayırsak bordu. Çok sağlıklı ayıramadık ama en azından gelen kurt adamları, karıncaları falan. Altta grup yok. Tamamen yukarıdakilerin sağ kalmasına bağlı. Aa. Ne kurt adamıyla mücadele edebiliyorum, ne karıncasıyla mücadele edebiliyorum. Ejderha da işin cabası ya. Ejderha da işin bonusu. Peki. Öndeki mayın eşeklerini bir kenara bırakıp öndeki adamlar mayın eşeği. Arkada Spartalı savunması. Bana para yetmiyor bu arada. Bana böyle biraz daha dolar vermesi lazım oyunun. Arkaya böyle Sparta savunması. Artık patlamayacaklar ve Spartalılar ejderhaya karşı. Yok abi, Spartalılarda da o şey yok. Ya ama karşısı çok güçlü. Ejderha son kalan adamımı aldı götürdü. Ya kardeşim, nereye götürüyorsun adamı? Nereye? Bizim işimiz vardı. Abi buradan modern insana geçip bence şöyle crossbowcu 4 tane buraya, 3 buraya, 3 buraya, bir de atlı. Tam 250. Bizim patlayanlar patlatsın diye drift ata ata. Kaç 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 kaç. Lan atımı bırak lan. Kızlar sıkın ama. Hadi arbeletliler. Ejderha, ejderha kötü, ejderha kötü. Ejderha kötü. Neyse. Sevgili dostlar, bu da böyle bir oyunda efendim. Animal Revolt Battle Simulator'le karşınızdaydım. Umarım keyif almış ve güzel zaman geçirmişsinizdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.